Oyun teorisi üzerine konuşurken Nash dengesi kavramının çok önemli olduğunu ve bunun için ayrı bir videoyu hak ettiğini düşünüyorum. Bu kavramın isim babası matematikçi ve ekonomist John Nash'tir. Ünlü akademisyen hakkında bir film bile çekildi. John Nash, Akıl Oyunları isimli 2001 yapımı filmde Russell Crowe tarafından canlandırılmıştı. Konuya dönecek olursak, Nash dengesi oyun teorisiyle ilgili bir kavramdır. Bize oyun teorisinde özel bir denge durumunu anlatır. Oyun teorisi nedir diyorsanız daha önceki videoları izleyebilirsiniz. İsmi kulağa çok eğlenceli geliyor olabilir ama oyun teorisi gayet ciddi bir ekonomi kavramıdır. Ekonomik bir sistemde bulunan katılımcıların ya da oyuncuların yapabilecekleri hareketleri ya da oynayabilecekleri oyunların teorileştirilmesinden ibarettir. Örneğin başka bir videoda üzerinde durduğumuz mahkum ikilemi gerçekten de bir oyun gibi değil miydi? Oyuncular farklı stratejilerle ekonomik kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Bu farklı stratejiler birbirleriyle bir etkileşime giriyor ve farklı farklı sonuçlar elde ediyorlar. Şimdi gelin Princeton Üniversitesi Nash denge kavramını nasıl tanımlıyor bir bakalım. Bu arada neden Princeton Üniversitesi diye soracak olursanız, John Nash kariyerinin büyük bir kısmını burada geçirmiş. Dolayısıyla bu alanda iyi bir referans olabilir diye düşünüyorum. Tanımda Nash dengesinin çok sayıda katılımcısı, oyuncusu olan bir sistemde, hatırlarsanız mahkumun ikileminde iki oyuncu vardı. Diğer oyuncuların pozisyonlarını ya da stratejilerini değiştirmedikleri sürece hiçbir ama hiçbir tekil oyuncunun kendi stratejisini değiştirerek kazanç sağlayamayacağı sabit ya da durağan bir sistem durumunu ifade ettiği belirtilmiş. Şimdi önceki videoda kullandığımız küçük ekonomik model üzerinden bu sistemde oluşabilecek değişik senaryolara bir bakalım. Tek tek bahsi geçen durum ya da senaryoların herhangisinin Nash dengesine ait tanımdaki kriteri karşılayıp karşılayamadığını inceleyelim. Hatta bu senaryolara numara veririm. 1, 2, 3 ve 4. Birinci senaryoda eğer diğer tüm oyuncuların stratejisi sabit kalırsa bu oyunculardan herhangi birisi kendi stratejisini değiştirerek kazançlı çıkabilir mi? Mahkum ikilemiyle ilgili videoyu hatırlarsak birinci durumda İlgar ya da Mahmut da inkar eder pozisyondalardı. İlgar stratejisini değiştirerek inkar etmekten vazgeçip itiraf etmeye karar verebilir, böylece durumunu iyileştirebilir. İlgar'ın kararı sabitken Mahmut inkar etmekten vazgeçip itiraf etmeye karar verirse kendi durumunu iyileştirebilir, 2 yıl yerine 1 yıl ceza alabilir. Bunların herhangi biri doğru olduğu takdirde bu durumu Nash dengesine örnek olarak veremeyiz. Az önce size diğer oyuncuların stratejilerinin sabit kalması koşuluyla oyunculardan birisinin verdiği kararı değiştirerek avantaj sağlayabileceği iki örnek verdim. Bu durum Nash dengesinin tanımına uymuyor. İlk değişim bu. İlgar kararını değiştiriyor. Mahmut inkar etmeye devam ediyor. Burada da Mahmut karar değiştiriyor, İlgar inkar etmeye devam ediyor. Kısacası birinci senaryo Nash dengesine örnek olamaz. İkinci senaryoda Mahmut'un stratejisinin sabit kaldığını varsayarsak, İlgar'ın stratejisini değiştirmesi sonucu onun için iyi yönde etkiler mi? İkinci durumda İlgar sadece bir yıl ceza alıyordu. Eğer itiraf etmekten vazgeçip inkar etmeye karar verirse 2 yıl ceza alacak. Yani ilga stratejisini değiştirerek avantaj sağlayamaz. Buraya kadar her şey iyi görünüyor. Belki bu senaryo Nash dengesine örnek olabilir. Şimdi bir de Mahmut'un tarafından bakalım. İkinci senaryoda ilgarın stratejisi sabitken Mahmut sonucu değiştirebilecek herhangi bir karar verebilir mi? Tabii ki eğer inkar etmek yerine İtiraf ederse 10 yıl yerine sadece 3 yıl ceza alacak. Bu taraflardan birisinin kararının sabit kalması kaydıyla diğer tarafın strateji değiştirerek kazançta çıkacağı duruma bir örnek. İkisinin birden bunu yapabiliyor olmasına gerek yok. Sadece bir oyuncunun kararını değiştirerek kazanç sağlıyor olması neş dengesi tanımını ihlal etmek için yeterli. İlgar'ın stratejisi sabit kalırken Mahmut kendi stratejisini değiştirerek karlı çıkabilir. Bu yüzden ikinci senaryoda neş dengesine örnek olamaz. Şimdi üçüncü senaryoya bakalım. Bu durumda Mahmut itiraf ederken İlgar inkar ediyordu. Önce İlgar'ın açısından bakalım. Eğer Mahmut'un itiraf etme stratejisinin değişmeyeceğini varsayarsak İlgar kendi durumunu iyileştirebilir mi? Tabii ki. İnkardan itirafa doğru bu şekilde hareket eder. Zaten bu da neş dengesi olmadığını söylemek için yeterli bir kanıt. Mahmut'un durumunu düşünmemize gerek bile yok. Çünkü İlgar'ın stratejisi sabit olduğunda Mahmut'un yapabileceği bir şey yok. Buradan buraya geçmesi Mahmut'un durumunu iyileştirmeyecek. Mahmut sabit dururken İlgar'ın buradan buraya hareket etmesi üçüncü senaryonun da Nash dengesine örnek olmadığını gösteriyor. Şimdi dördüncü senaryoya bakalım. Bir önceki videoda bu durumu incelemiştik. Bu sefer biraz daha detaya ineceğiz. Dördüncü durumda her ikisi de itiraf ediyor. Şimdi İlgar'ın açısından bakalım. Mahmut'un itiraf etme stratejisi sabit kalacak. Başka bir deyişle Mahmut karar değiştirmeyecek. Peki İlgar kararını değiştirerek daha iyi bir sonuç elde edebilir mi? Yapabileceği tek şey itiraftan inkar durumuna geçmek ancak bu kendisi için iyi olmaz. Zira alacağı ceza 3 yıldan 10 yıla çıkar. Yani İlgar diğer oyuncular strateji değiştirmediği sürece kendi kararını değiştirerek daha iyi bir sonuç elde edemez. Şimdi Mahmut'un durumuna da bakalım. Bu sefer İlgar'ın stratejisinin sabit olduğunu varsayacağız. İlgar itiraf etmekte kararlı ve kararını değiştirmeyecek. Mahmut itiraf etme stratejisini değiştirip inkar etmeye karar verirse cezası 3 yıldan 10 yıla yükselecek. Yani o da stratejisini değiştirmekle daha iyi bir sonuç elde edemiyor. Bu da demek oluyor ki dördüncü durumda diğer tüm oyuncuların kararları sabit olduğu sürece hiçbir taraf bireysel stratejisini değiştirerek sonucu kendi lehine çeviremiyor. Bu kısım önemli çünkü iki tarafında aynı anda karar değiştiremeyeceği varsayımı üzerine konuşuyoruz. Çapraz yönde hareket edebildiğiniz bir sonuç matrisinde değiliz. Onun içinde ne İlgar ne de Mahmut karşı tarafın stratejisi sabitken kendi stratejisini değiştirerek avantaj sağlayamıyor. İşte bu duruma Nash dengesi denir. Bu sabit bir durumdur.